üç kitabı şiir yazmış şimdi onu okuyor. Şiir tamam. Okuyacakmış o, tamam. Size selamünaleyküm. Sen biraz bu tarafa gel, senin de sesin nadir gibi. Yok, onu kabul etme. Sesi bomba gibi olur ya. Adından, namından kaynaklanıyor. Tamam, fazla ilerleme. Burası iyi Erhan. Ha, burası iyi. Burası evet, iyi. Burası iyi. Bundan uzun bir süre önce Behçet Kederoğlu ülküdaşımızın çay bahçesinde sohbet ederken Orhan abiyle bir teklifte bulunmuştu. Bu sohbetlerin daha genişletilmesi, birikimlerinizin İstanbul'daki bütün ülkücülerle paylaşılması gerektiğini ifade etmiştim. Hatırladınız mı Orhan abi? O günden sonra güzel gelişmeler oldu. Bugün yolda gelirken Soner kardeşimle de aynı şeyi konuştuk. Bu toplantıların İstanbul'a çok ciddi faydası olduğunu ben kendim müşahede ettim. Uzun zamandır görüşemediğimiz arkadaşları arayıp bizden bilgi istiyorlar. Kendilerini bilgilendiriyoruz. İnşallah zaman içerisinde bu toplantılar devam ettiği sürece İstanbul'da eskiden bugüne bütün ülkücülere ulaşmış olacağız diye düşünüyorum. Ve faydalarını ben biliyorum. Belki geçtiğimiz seçimlerde farklı sonuçlar elde edildi ama o ayrı bir konu, başka bir tartışma konusu. İnşallah onlar da masaya yatırılır ve tartışılır. Diyorlar ki, gökyüzündeki yıldızların sayısı dünyadaki sahillerdeki kum tanelerinden çok fazla. Huzurda ve sükunda ise bu biraz farklı, tam tersine. Sükunda sayı biraz az, huzurda sayı biraz fazla. Sükunda çok kıymetli hazineler var. Ülküdaşım Metin Elçi o hazinelere koştu, yürüdü. Orada sevdikleriyle buluştu. Kıymetli mücadelesinin şahitlerinden biriyim. 70'li yıllardan beri, çocukluğumuzdan beri bugünlere Metin Elçi ile her zaman değilse bile çok zaman karşılaşarak, sohbet ederek, onun beyefendi kişiliği, onun ağırbaşlılığı, onun düşüncelerindeki isabetli tavırları, ifadeleri hep aklımızda kalacak. Onu hep örnek insan olarak alacağız. Ben kendisine rahmet diliyorum. Sevdiklerine kavuştu. Allah ona merhametiyle muamele etsin. Bütün ölmüşlerimizi rahmetle anıyorum. Bu toplantıları düzenleyen saygıdeğer büyüklerime, Orhan abiye, Hayrettin Alp reisime, Erdem Karakoç başkanıma ve katkısı varsa herkese çok teşekkür ediyorum. Bu toplantıların mutlak surette bir rehavet dönemine giriyoruz. Seçimler bitti. Önümüzde hiçbir şey yok. Boşluk verilmeden devam etmesinden yanayım. Herkes elini taşın altına koymalı ve bu toplantıların yaşatılması gerekiyor diye düşünüyorum ki bu konuda Orhan abinin azmi, tavrı hepimizi çok ciddi şekilde etkiliyor. Ben devam edeceği düşüncesindeyim. Biz de kendi katkılarımızı sunacağız bu toplantılara. Hareketin üzerinde yeniden oyunlar oynanıyor. Daha önceki yıllarda ana parçalara bölündük. Bölünen parçalar şimdi kendi aralarında farklı yapılanmalara gidiyorlar. Ülkücü kimliğiyle her kim yapılanıyorsa arkadaşlar bunlara karşı tavır içerisinde olmamız lazım. Bölünmeye müsaade etmemek lazım. Yani birlikte rahmetin olduğunu her ülküdaşımıza ifade etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Aslında konular çok uzun. Kişiler üzerinde de zaman zaman konuşulması gerekiyor ama biz hep edep sayıyoruz, konuşmuyoruz. Hiçbir ahlaksız insan ülkücü hareketi temsil edemez. Ne olursa olsun. Yani bunları Orhan abinin ahlaki düşüncesinden dolayı masaya yatırılacağını hiç düşünmüyorum ama bizi affetsin. En önemli konu bizim birliğimiz, beraberliğimiz, ülkemizin de geleceğine bizim damga vurmamız gerekiyor. Ülkücülerin damga vurması gerekiyor. Biraz önce Erdem Başkanım'ın ifade ettiği gibi ülkücülerin birliği, beraberliği bu ülkenin, bu milletin selametinin sigortasıdır. Bunu daha güçlü halde, daha canlı halde tutmamız gerektiğini ifade ediyorum. Söz hakkı verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Demek ki Erdem Başkanım nadirden fazla çıkıyor sesim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Sabri Şener.